Sağlıklı beslenme. Her konu hepimizi ilgilendirmez ama yemek kesinlikle herkesi ilgilendiren bir konudur. Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan sağlıksız beslenme, bebeklikten yaşlılık dönemine kadar her yaş aralığında bireyin problemi olabiliyor. Özellikle hazır beslenmenin oldukça fazla olduğu çağımızda obezitenin artması ve buna bağlı olarak çeşitli hastalıkların ortaya çıkması kaçınılmaz hale geliyor. Sağlıklı beslenme konusundan kulaktan dolma bilgiler nedeniyle kişilerin çok az miktarda yemek yemesi ya da vücudun ihtiyacı olan besin gruplarını almaması sonucunda da hastalıkların meydana gelmesi engellenemiyor. Sağlıklı beslenme, vücudun enerjisinin yüksek olması, görünümünün iyi olması, ruh halinin pozitif olması gibi durumların hepsini kapsıyor. Bu durumlardan bir tanesi dahi kopukluk olsa kişinin psikolojisinde olumsuz etkiler yaratıyor. Beslenme, canlıların temel ihtiyaçlarından birisidir. İyi beslenmeyen insan enerjisiz kalır ve bu da vücut sistemini bozup ölümüne yol açabilir. Beslenmeyen insanın yaşadığı sorunları, benzerlerini yanlış beslenen insanlar da yaşar. Bu yüzden sağlıklı beslenme önemli bir alışkanlık olarak karşımıza çıkar. Sağlıklı beslenme, vücudun ihtiyacı olan tüm besinlerden ihtiyaç kadarını almaktır. Örneğin sadece hamur işiyle beslenme ya da sağlıklı diyerek sadece bitkilerle beslenme, sağlıklı beslenme demek değildir. Sağlıklı beslenme tüm yiyeceklerden tüketmek demektir. Güne kahvaltı ile başlamak. Günün en önemli öğünü olan kahvaltı, sağlıklı beslenmenin de kilo kontrolünün de anahtarıdır. Kahvaltı yapmayanların yapan kişilere göre daha çabuk kilo aldığı ya da kiloları daha zor verdiği kanıtlanmıştır. Ayrıca araştırmalara göre her gün düzenli kahvaltı yapan çocukların sınıf içerisinde daha başarılı olduğu, kavramada ve problemleri çözmede daha yetenekli olduğu da gözler önüne seriliyor. Kahvaltının en önemli avantajlarından biri de kan şekerini dengeliyor olmasıdır. Kan şekerinin dengelenmesi sayesinde vücut daha sakin hareket ederek bir sonraki öğüne alacağı kalori miktarını kendi belirliyor. Fakat geceden sabaha aç kalan vücutta kahvaltıda yapamadığı takdirde hem metabolizma yavaşlıyor hem de kişinin kendini kontrol edemeyerek sağlıksız gıdalara yöneliyor. Sinir sisteminin çalışması için de oldukça önemli bir yere sahip olan kahvaltıyı her yaştan bireyin kesinlikle yapması gereklidir. Kahvaltıda kalsiyum kaynağı olan süt ve süt ürünlerini, mevsimsel sebzeleri ve protein kaynağı olan yumurtayı sofranızdan eksik etmemelisiniz. Vücudun ihtiyacı olan besin gruplarını almaya dikkat. Vücudu meydana getiren hücrelerin dengeli bir şekilde çalışmasını sağlamak için yağ, karbonhidrat, protein, mineral ve vitaminlerden yeterli şekilde yararlanılması gerekiyor. Tek taraflı yani sadece protein veya sadece karbonhidrat ile beslenmek son derece sağlıksızdır. Yiyecekler yapıları bakımından karbonhidratlar, yağlar ve proteinler olarak temelde üçe ayrılırlar. Vitaminler, su ve mineralleri de bu üçlü gruba ekleyebiliriz. Fakat vitaminler her yiyecekte farklı farklı olsa da bulunur. Su ve mineraller de aynı şekilde bulunur. Fakat ilk gruptaki üçlü insan beslenmesinin temelini oluşturur. Karbonhidratlar temel besin maddelerimizdendir. Ekmek, makarna, pilav, süt, bal, meyve çeşitlerinde, tahıllarda, patates ve şeker kamışında bolca bulunur. Karbonhidratlar vücudumuza enerji sağlar. Karbonhidrat grubu en çok ihtiyaç duyulan besinleri içerse de ölçülü ve dikkatli olmayan kişilerde kilo artışı meydana gelebiliyor. Proteinler: et, süt, yumurta, yoğurt, balık, peynir gibi hayvansal besinlerde bolca bulunur. Bitkisel besinlerden tahıllar, baklagiller ve kuru yemişler protein bakımından zengindir. Proteinler büyüme ve gelişmeyi sağlar. Vücudumuzda oluşan yaraların iyileşmesini proteinler gerçekleştirir. Bu nedenle proteinler
yapıcı ve onarıcı besinler olarak adlandırılır. Vücudumuzun mikroplara karşı direnci ve zekamızın gelişmesi için de proteinlere ihtiyaç duyarız. Büyüme ve gelişme dönemindeki bebekler ve çocuklar yeterince protein almazlarsa büyümeleri yavaşlar ya da durabilir. Çünkü yeterince protein almazsak kemik ve kaslarımız gelişemez. Yağlar bitkilerden ve hayvanlardan elde edilir. Fındık, fıstık, ayçiçeği, zeytin, soya gibi besinlerde bolca bulunur. Vücudumuz fazla enerji gerektiren işler için gerekli enerjiyi yağlardan sağlar. Yağlar karbonhidratlardan daha fazla enerji içerir. Fazla yağ vücudumuzda depolanır. Çok yağ ve karbonhidrat tükettiğimizde şişmanlık sorunu yaşarız. Yağ, şeker kişinin en az tüketmesi gereken gruptur. A vitamini, D vitamini, E ve K vitaminlerin içerisinde barındırdığından az da olsa alınması gerekiyor. Mineraller. Sağlıklı beslenmenin ve yaşamanın olmazsa olmazı olan mineraller bakır, kalsiyum, demir, çinko, iyot, meyve ve sebzelerde bulunuyor. Sağlıklı diş, kemik ve cilt yapısı için oldukça önemli olan bu grup ayrıca hücre korunması, kan basıncı, vücuttaki sıvı dengesi ve kalp ritmi üzerinde de etkin rol oynuyor. Sağlıklı beslenmenin en önemli kurallarından biri de şüphesiz ki yemek saatlerini belirlemek ve belirlenen dışına çıkmamaktır. Özellikle günün en önemli öğünü olan kahvaltı için sabahın erken saatlerini tercih etmek gerekir. Metabolizmanın en hızlı çalıştığı bu saatlerde kahvaltı yapılmalıdır. Ara öğünlerde ölçülü olarak kuru yemiş, bitki, meyve çayları, kuru ya da taze meyve, yoğurt, süt ya da sağlıklı atıştırmalıklar da tercih edilebilir. Günde 3 ana ve ara öğünler yapılmalı ve ana öğünler arasında 4 saat zaman bırakılmalıdır. Ana öğünlerden 2 saat sonra ara öğünler yapılmalıdır. Fakat son ara öğününün uyumadan en az 2 saat öncesinde olmasına dikkat edilmelidir.